Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi üyeleri Alevilerin maruz kaldığı durumlar ve Doğu illerindeki sokağa çıkma yasaklarını protesto ettikleri bir basın açıklaması yaparak gelecek hafta salı gününe kadar sürecek açlık grevine başladıklarını açıkladılar. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi adına konuşan Erdiş Şudut, yaşadığımız coğrafyada her açıdan olumsuzluklarla dolu, olağanüstü vahim bir dönemden geçtiklerini söyledi. Yaygın bir tabirle özetleyecek olursak, ülkenin bir yanında çocuk, kadın, genç, yaşlı insanlar kan ağlarken, diğer bir yanında ise bu tablo karşısında ülke güllük gülistanlıkmış gibi yansıtılmaya çalışan bir iktidar var. Şudut, AK Parti iktidarının Orta Doğu politikasında batağa saplanmış durumda olduğunu söyledi. Orta Doğu'da uluslararası sermaye yönettiği vekalet savaşına katılan Türkiye, kendi haklarının yaşam hakkını gasp etmektedir. Türkiye'deki gelişmelerin direkt Türkiye'yi belirlediğinin farkındayız. Kürt sorunun çözümüne dönük müzakere sürecini rafa kaldıran AKP, anlaşılan Kürtleri katlederek bu sorunu çözeceğine inanıyor. Kürt halkının ortaya koyduğu mücadele göstermiştir ki, onurlu ve çözüm odaklı bir barıştan başka bir çıkar yol yoktur. Erdiş Şudut, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi üyeleri olarak bu vahim tablo karşısında katliamların son bulması için süreli dönüşümlü açlık grevine başladıklarını belirterek kamuoyuna seslendi. Türkiye tarihi boyunca devlet Ermenilere, Alevilere, Rumlara soykırım uygulamıştır. Devlet bugün bu geleneği açık bir şekilde tankı, topu, helikopteriyle Kürt illerinde devam etmektedir. Bu gidişatı Türkiye halkları, emekçiler, ezilenler olarak dur diyebiliriz. Doğuda savaş varken batıda güneş doğmaz. Onurlu barış için ısrar ediyoruz. Sosyal